Canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı, gazeteci, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp bu sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla destek olmak isterseniz, bizlere katkı sunmak isterseniz hemen KJ'de bulunan sosyal medya iletişim numaralarımıza ve WhatsApp adresimize, telefon numaramıza yazabilir, desteğinizi, katkınızı sunabilir, ufuk açıcı olabilirsiniz diyorum. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Arkadaşlar, AKİT'in sür manşetini verelim. Vakit kaybetmeden hemen işimize başlayalım. 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar diyor. Kim söylüyor? Sayın Dilipak'ın, Abdurrahman Dilipak'ın muhterem eşi Asiye Hanım. Dün yayın kurulunda mektup geldiğinde, açık mektup geldiğinde, yani inanın mektubun ortalarına doğru Ali İhsan Bey, hani duygulanmamak, o satırları okurken o olayı yaşamamak, yani o ruh halini yaşamamak içten değildi. Hakikaten baktığımızda, yani ömrü İslami davalara adanmış, başörtülüler için çırpınmış, çırpınmasını da bu Allah'ın emri, ben elbette bunun için bu yolda canımı da vermeye hazırım demiş bir Dilipak. Ve o Dilipak'ın eşi o kadar iyi anlatmış ki durumu, Allah razı olsun kendisinden, o kadar iyi anlatmış ki durumu, 30 yıllık dostlarımız bu insanlar diyor. Evlerine gittik, evimize geldiler. Aynı dava için, aynı davanın yoluna baş koyduk. Ama bu hadiseyi o zihniyetin kanallarından, internet sitelerindeki o propagandayı onlara itibar ederek, onların sözleriyle konuşarak anlamak istediler. Ama 30 yıllık dostluğumuza hürmeten bir telefon açıp, siz ne diyorsunuz ya, bu olayın aslı nedir demediler diyor. Evet, Abdurrahman abinin eşi Asiye Hanım, ben Abdurrahman abiyle birlikte duruşmalara giderken 28 Şubat sürecinde Abdurrahman abi araba kullanmıyor ve yenge hanım getiriyor. Ve duruşmalara girdiğimizde de kendisi dışarıda bekliyor. Abdurrahman abiyle ifadeleri verdikten sonra tekrar çıkıyoruz. Yenge bekliyor. Tekrar Abdurrahman abiyle birlikte dönüyorlar. Ben yengeyi böyle tanıdım. Davanın içinde yoğrulmuş bir insan. Kendisi de mektubunda belirtiyor. Üsküdar tarafında oturuyor Abdurrahman abi yıllardır. Tayyip Bey de Üsküdar'da oturuyor ve Emine Hanım'la Asiye Hanım'ın, yenge hanımın bir birliktelikleri var. Ta Maltepe'deki çalışmalardan başlayın. Refah Partisi döneminden başlıyor bu çalışmalar. AK Parti döneminden de değil, çok daha eskilere dayalı bir çalışma ortaklığından bahsediyoruz ve sadece Emine Hanım'la değil, birçok AK Parti'de şu an önemli yönetimde olan isimler, ki birçoğu da daha yeni gelmiş, Asiye Hanım'ın belki kızı konumundaki isimler. Yani Emine Hanım, Asiye Hanım, belli yaş grubunda kişiler, çok daha eskiye, Refah Partisi'ne, belki bir dönem Milli Selamet Partisi'ne kadar bile götürebilirsiniz çalışma ortaklıklarını. Ama şu an AK Parti'de il kadın kollarında vesairede görev yapan birçok AK Partili kadın daha yeni nesilden, yani Asiye Hanım'ın, Emine Hanım'ın kızları konumunda olan insanlar. Dolayısıyla Asiye Hanım'ın böyle bir geçmişi var. Kendi kızları olsun, gelinleri olsun, oğulları olsun, hepsi, tüm ailecek AK Parti'ye gönül vermiş. Daha doğrusu milli görüş çizgisine gönül vermiş insanlar bunlar. Herhangi bir şekilde Abdurrahman Dilipak kaleminden eğer AK Partili kadınlar hakkında bir olumsuz ifade çıktı şeklinde bir iddia ortaya atılırsa, önce güvendikleri aile içindeki insana sormaları lazım. Kim olursa olsun bu. Yani eskiden beri hakkı hukuku olan kişiler de olabilir. Veyahut da evvelden beri tanışıklıkları olmayan AK Partili yeni nesil hanımlar da, ya bir Asiye Hanım'a soralım, nedir bu olayın aslı diye bir araştırma yapmaları gerekirdi. Veyahut da en azından, ya işte biz bir açıklama yapacağız ama yenge,
Asiye Hanım, Asiye abla, biz şu ifadeden alınganlık gösterdik. Sizin düşünceniz nedir diye bir sorup ondan da bir görüş alıp ondan sonra belki açıklama yapmaları gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. Hatta o tartışmaların sonrasında da Asiye Hanım'ın beyanıyla 30 yıllık dostlarımız, evine gittiğimiz, evimize gelen insanlar bunlar diye belirttiği, tanımladığı insanlar maalesef ki maalesef hiçbir telefon açmadan bir çırpıda kararlarını vermişler. O kararları ne? İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye'ye dayatan o feminist çevrelerin takdim ettiği şekilde. Bir ticari bir kazancı mı var bu işten? Bir lobinin, yani İstanbul Sözleşmesi'ne engel Allah rızası için yapılan bir iş. İşte basın varsa bir itirazları söylesinler. Yani şöyle dönün bakın, işte o Mor Çatı'dan bilmem kime kadar o geniş yelpazedeki ekip ya AB fonu alıyor, ya Saros fonu oluyor, ya da işte bir başka yapıdan destek alıyor ve bunu açıkça da ilan ediyor. İşte AB'dan bu kadar proje bedeli aldık diyor. Bakın dönün Dilipak'a. Yani ne alıyor bu işten? Allah rızası dışında bir kazancı var mı? Cebine bir şey mi giriyor? Yok. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkılıyorsa Abdurrahman Dilipak abi olsun, biz olalım. Eğer karşı çıkıyorsak Allah rızası için Türk toplumunu kötüye götürecek, Türk aile yapısını dejenere edecek bir sözleşmeden bahsediyoruz. Kadına şiddeti gene bir kenara koyuyorum. Kimse kalkıp da bize kadına şiddeti engelliyor bu sözleşme demesinler. Tekrar tekrar söyleyeceğim, bir daha söyleyeceğim. Kadına şiddetle ilgili düzenlemelerin hepsini koysunlar ama geyleri, lezbiyenleri, Türk toplumunun örf adetlerinin kökünü kazıyacağız şeklindeki o ifadeleri çıkartıp aslında bizim derdimiz bu örf adetlerimizin kökünün kazınmasıyla ilgili söylemedir. Geyliğe, lezbiyenliği, eşcinselliği meşru gösteren söyleme yöneliktir bizim itirazımız ve şikayetimiz. Dolayısıyla hatta Asiye Hanım Güven Erkaya ile Abdurrahman Dilipak abinin gazetenin davasından da bahsediyor. O evi hac edilmişti. Evi sadece taşınma hacizi şeklinde değil, hatta habersiz bir şekilde bir gün sabah vakti Abdurrahman abi telefon etti bana. Dedi ki ya bir avukat arıyor, hacize gelmek üzereymiş. Böyle böyle bir elimizde karar var. İcra memuruyla birlikteyim şu an. Evinize geleceğiz, bilginiz olsun diye bir telefon etti. Ya şaka yapıyordurlar. Bizim önümüzde herhangi bir dosya, herhangi bir kesinleşmiş icra takibi vesaire yok diye kendisini bilgilendirdim. Ama gene de telefonu verirsen bir arayalım konuşalım dedik. Sonradan ortaya çıktı ki Güven Erkaya bizden habersiz mahkemeler işte usulsüz tebligatlarla bir karar çıkartmışlar. O kararı icraya koymuşlar. Gene usulsüz tebligatlarla işleri bitirmişler. Kendilerince bitirmişler ve haciz aşamasına gelmişler. Haciz aşamasında da taşınmaza hacizi koymuşlar. Bir de gelmişler ev eşyalarını da haciz edecekler. O tarihlerde 2003'lerden bahsediyoruz. O tarihlerde ev eşyaları da haciz ediliyordu. Ve maalesef ki maalesef geldiler. Evdeki buzdolabını, koltuk takımı, evdeki koltuk takımını alıp götürdüler. Yedeğimine bıraktılar. Yani bu mağduriyetleri yaşamış bir ev hanımından bahsediyoruz. Evine eşinin yazısından dolayı bir yere malı alıp da parasını vermediği bir borçtan falan değil. Bugün gazetedeki yazısından bugün dolayı. Dilipak'a 81 ilde dava açalım diyen erkek kıyafeti giyen hanımefendinin acaba hiç evinden çamaşır makinesi, İslami bir davayı savunurken, başörtüsünü savunurken evinden çamaşır makinesi haciz edilmiş midir? Bulaşık makinesi götürülmüş müdür? Çocuklarının oturduğu, yattığı, uyuduğu çekyat götürülmüş müdür? Ben samimi bir kanaatimi söyleyeyim. Şimdi erkek kıyafeti genel olarak bizim kesimde söyleniyor ama ben kıyafet konusunda tesettüre riayet edildikten sonra, özel bir amaç da olmadıktan sonra erkek kıyafeti giyme şekli de bir eleştiriyi şahsen ben kabul etmiyorum. Şunun için kabul etmiyorum. Bizim için ölçü tesettürdür. Evet, erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere yönelik Peygamberimizin eleştirel hadisleri vardır. Eyvallah. Ama ben bakış olarak bunu antiparantez tabii belirtmiş olayım. Ben İslam'ın bakış noktasına aykırı bir niyetle o AK Partili kadınların erkek
kimsi kıyafetler giydiği kanaatinde değilim. İş hayatına atıldıkları için, çalışmalar yaptıkları için erkek kıyafetleriyle daha rahat hareket ettiklerini düşünerek öyle bir ceket diyelim veyahut da etek yerine pantolon diyelim ama pantolon üzerine uzun bir etek giyme diyelim. Dolayısıyla bu noktadan ben onları niyet bazında samimi oldukları kanaatinde olduğum için eleştirmiyorum. Ama öbür taraftan şimdi geldiğiniz noktada sizin belirttiğiniz gibi evinize bir haciz gelmemiş. Hayatınızda bir ceza davasıyla muhatap olmamışsınız. 28 Şubat sürecinde belki bir başörtü yasağı sebebiyle belki okulunuzdan 3 ay 5 ay ayrı kalmış olabilirsiniz. Ama karşınızda kim var? Karşınızdaki kişi kendisi ölümüne o başörtü yasağının tüm Türkiye'de uygulanması için emirler yağdıran, gazetelere talimat yollayan çevik bire karşı her gün yazı yazıp her gün de o çevik birin Bakırköy Savcılığına, Bağcılar Savcılığına suç duyurusu yaptığı Abdurrahman Dilipak'tan bahsediyoruz. Bir oturun ya, bir oturun. Deyin ki ya Abdurrahman Dilipak bizim babamız yaşında bir insan. Biz üniversitede okurken gelip üniversite kapılarında bize destek veren bir idolümüz. Bu kişi sanık sandalyelerinde onlarca defa oturmuş. Kendi keyfi için değil, sadece kendi kızı için değil, kendi oğlu için değil. Bütün çocuklar için, bütün başörtülü öğrenciler için, bütün imam hatipliler için sanık sandalyesine onlarca defa oturmuş. Başörtü ile ilgili el ele eylemi yapıldı. Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'de el ele tutuşularak başörtü yasağını protesto eden bir eylem yapıldı. Abdurrahman Dilipak abi o eylemin en baş mimarlarından birisidir. Ve kendisi bu sebeple DGM'de yargılanmıştır. İdam cezasıyla yargılanmıştır. Şimdi başörtülülerin haklarını, temel hak ve özgürlüklerini bu denli savunan bir insan, bugün de aynı çizgide devam eden bir insan, yazdığı bir yazıda sizin anlamadığınız bir şey olursa dersiniz ki, telefonu açarsınız ki birçok gazeteci, yazar cep telefonunu vermez okurlarına. Abdurrahman Dilipak abi herhangi bir okur arayıp da gazete merkezine Dilipak'la görüşmek istiyorum denildiği zaman telefonunu verdirten nadir gazetecilerden birisidir. AK Partili kadınlarda da rahat rahat ulaşabilecekleri telefon vardır. Açarlar telefonu, sorarlar. Derler ki şurada şu ifadeniz var. Neyi kastettiniz? Biz doğru mu anlamışız diye sorabilirlerdi. Gidip kulis yapıp efendim orada burada efendim lobiler kurup ondan sonra külliyeye gidip ya bize böyle demişler, şöyle demişler diyerekten daha 3 yıllık, 5 yıllık AK Parti içerisinde şu konuma, bu konuma gelmiş kişiler kalkacaklar AK Parti'nin içindeki AKP'lilere, AK Parti içindeki AKP'lilere yönelik eleştirileri tüm AK Partililere yapılmıştır bu. Bütün AK Partili kadınlara yapılmıştır diye göstermeye kalkışacaklar. Şimdi bu vicdansız bir hareket tarzıdır. Yanlış bir hareket tarzıdır. Bugün yaparsınız Abdurrahman Dilipak'a, üzersiniz Asiye Hanım'ı ama yarın bunun bir de hesabı var. Bugün de var, dünyada da var ama ahirette de var. Ahirete gittiğiniz zaman şunu diyebilir misiniz? Abdurrahman Dilipak kesin kes biz kadınlar için, AK Partili kadınlar için bunu söyledi. Yani dava dilekçesinde yazıyorlar ya, suç duyurusunda yazıyorlar ya. Dilipak bütün AK Partili kadınlara bu kelimeyi kullanmıştır diyorlar ya. Onu gönül açıklığıyla, gönül rahatlığıyla çıkıp da Allah'ın huzurunda da biz bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Buradaki ifadeyi bütün AK Partili kadınlar için söylemiştir Dilipak. Biz hiç abartmıyoruz, çarpıtmıyoruz, hiçbir şekilde iftira atmıyoruz diyebilirler mi acaba? Çıksınlar gelsinler Akit TV ekranlarına. Kademden mi gelecekler, nereden gelirlerse gelsinler. Saatlerce oturup konuşalım. Dün daha Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı. Feride Acar, Baykal bilmem ne. Oturdum akşam üzeri. Zekeriya Say da bana bazı bilgiler getirmişti.
kendi arşivimden de araştırdım. Bir tanesi ODTÜ'de yıllarca feminist hareketin takipçisi bir kişi, İstanbul Sözleşmesi'ni ben yazdım diyor. Ya. Diğeri elçiymiş, büyük elçiymiş. Dışarıdan, yurt dışından 49 bin avroluk şarap getirirken yakalanmış. Bunları nereden aldınız denilmiş. Kolilere bakılmış. Koliler büyükelçiliğin aldığı şaraplar. Yani işin neresini eleştireceksiniz? Büyükelçiliğin şarap almasını mı? Bu adamın o şarapları buraya kaçırıp getirmiş. Kaçırmasını mı? Kendi savunmasındaki şu ifadeyi mi? Ben büyükelçiliğin aldığı şarapların kolilerine kendi paramla aldığım şarapları koydum korumak için. Yoksa büyükelçiliğin şaraplarını getirmedim. Onları orada içiyoruz. Orada içildi onlar. Ben kendim Türkiye'ye gelirken yanımda kendi paramla şaraplar aldım. Bakın maaşıma, benim maaşım bu kadar şarabı almaya yeter. 49 bin avroluk şaraptan bahsediyoruz. Bir seferde adam 49 bin avroluk şarap getiriyor buraya. Bir de kalkıyor utanmadan, sıkılmadan diyor ki bunları ben kendi maddi zenginliğimle aldım diyor. Neresinden bakarsanız bakın rezalet. Büyükelçi bu. Biz yaptık diyor İstanbul Sözleşmesi'ni. Biz 6 ay yoğun olarak çalıştık. Şimdi AK Parti o dönemde bize itibar veriyordu. Hazırlayın bunu diyordu. Ama şimdi seçmende bazı radikaller var. O radikaller yüzünden değiştirmeyi düşünüyor diye söylem geliştiriyor Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşetinde. O zaman AK Partili kadınlara soruyorum. Siz burada neredesiniz? Hazırlanmada neredesiniz? Feride Acar'la beraber misiniz? Şarap yolsuzluğu yapan büyükelçiyle beraber misin? Söyleyin. He, onlardan uzaksanız o zaman Abdurrahman Dilipak'a yaptığınız şu suç duyurularının anlamı nedir? Ben o suç duyurularının hiçbirisinden Abdurrahman Dilipak adına da söyleyebilirim, kendi adıma da söyleyebilirim. Hiçbir şekilde çekinmeyiz biz. Onlardan dolayı korktuğumuz şuyumuz buyumuz yok. Biz Allah'tan korkarız. Allah'a karşı isyan etmekten, yanlış bir hareket etmekten korkarız. İnsanlara haksız bir isnatta bulunmaktan korkarız. Dolayısıyla o suç duyurularına imza atanlar da gelsinler bakalım. Evine haciz memuru gelen Asiye Hanım'ın ben o gün bile bu suç duyurularını öğrendiğim tarihteki üzüldüğüm kadar üzülmemiştim. Tabii. Şeklindeki yaralanmasını bir ya. Düşünsünler, kafalarında bir tahayyül etsinler. Belki bir kere iki kere başörtü yasağı sebebiyle onlar da bazı eziyetler çekmiş olabilir. Ama bir de bu açıdan bir baksınlar. Ya Ali Bey, hiç eziyet çekmeyecek durumdayken sadece bir selam verse o dönemin medyasına, aha işte Dilipak'ı da kendi safımıza çektik deyip altına arabasını da çekip evini de dayayıp döşeyecek bir medya, medya gücü varken o dönemde, o işte eziyet çeken kardeşlerimiz için kendini ateşe atan bir Dilipak'tan bahsediyoruz. Evet. Ve şunu da hatırlatayım. İç sayfamızda Asiye Dilipak'ın yazısının, mektubunun "Rabbime arzım ve ondan niyazımdır" başlıklı yazısındaki, mektubundaki ifadelerde de geçiyor. Güven Erkaya ile ilgili o davada yaşadıkları, Dilipak ailesinin yaşadıkları. Ben bire bir işin içerisindeyim. Tüm o taşınmasın satışları, ev mallarının haczedilmesi vesaire olaylarında fiilen hukuki yardım noktasında beraber Abdurrahman abiyle sürekli görüşüyorduk. Şimdi o çerçevede evet, AK Parti ilk yıllarında, yani şöyle söyleyelim, 2003 yılında bu haciz işlemi başlatıldı ve prosedür yürüdü. O 2004'lerde, 2005'lerde zaten AK Parti tek başına iktidar olsa bile, daha yeni yeni iktidar olmuş, başörtü yasağını bile kaldıramamış. Hiçbir şekilde AK Parti'den, AK Partili makam sahiplerinden hiçbir yardım biz görmedik. Gazete olarak da görmedik, Abdurrahman Dilipak olarak da görülmedi. Ama sonraki yıllarda biraz daha AK Parti siyasi iktidar olarak da sözü yavaş yavaş geçmeye başladığı tarihler itibariyle, bakın o fotoğraflardan birisi gazetemizde yayınlanan Emine Erdoğan Hanım, evdeki o haciz sonrasında, satış sonrasında
Abdurrahman Dilipak'ın evine geliyor. Asiye Hanım karşısında, yanında. Hemen yanında da Abdurrahman Dilipak abinin kızı var. O evdeki görüşmelerinden, daha bunun gibi çok fotoğrafları var birlikte. Şimdi Emine Hanım'ın böylesine destek verdiği bir aileden bahsediyoruz. Hemen bu sayfanın altında, mektubun hemen en dibinde Abdurrahman Dilipak abinin, yanılmıyorsam büyük oğlunun nikah töreniydi. Tayyip Erdoğan gelmişti. Abdurrahman Dilipak abinin dayısı Hasan Aksay aynı fotoğrafta. Arkadaşlar onu da gösterebilirlerse, Tayyip Erdoğan'ın hemen yanında Emine Erdoğan hanım var. Onun yanında da Asiye Dilipak hanım var. Dolayısıyla evet. Böyle evet, bu fotoğraf en soldan ikinci olan Asiye Hanım. Hemen yanında Tayyip Bey'in de yanında bulunan Emine Erdoğan hanımefendi ve Abdurrahman Dilipak ve bu da Abdurrahman abinin büyük oğlunun nikah töreninden bir fotoğraf. Şimdi Tayyip Erdoğan'la bu kadar yakın olan bir Abdurrahman Dilipak'ı adeta küstürmek için, adeta bu çizgiden uzaklaştırmak için birkaç tane feministlerle iş kotaran mı diyelim? Hadi onlara da suçlama yapmayalım. Hadi onları da bir şekilde AK Parti içindeki AKP'liler de demeyeyim. Demeyeyim. Hadi onu da kabul edelim. Çünkü sonuç itibariyle bazıları da bu tür eleştiriler yapıldığı zaman, vay AK Parti içinde AKP'li AKP'li olmaz. Ne olur? Haşa. Bu bir siyasi parti değil de haşa. Yani cennete gitmesi kesinlik kazanmış aşere-i mübeşşere gibi bir 10 kişi var. Hazreti Peygamber'in müjdelediği diye kabul ediliyor. Şimdi böyle bir gruptan mı bahsediyoruz? Olabilir. Akit gazetesi içinde de olur. AK Parti içinde de olabilir. Bir tane olur, iki tane olur. Ama bunlar yönetime söz geçiremez noktada olurlar. Arada sırada bir iki konuda böyle kafa karıştırabilirler. Geçici bir dönem için, bir günlüğüne, üç günlüğüne, bir aylığına yönetime de bazı şeyleri söyleyip o yönde hareket etmeleri yönünde belki algı oluşturabilirler. Ama nihai noktada AK Parti de oturup düşünecektir. Ya Abdurrahman Dilipak kim? Bu ülkede AK Partili kadınlar başörtülüsüyle, başı açığıyla bu ülkedeki AK Partili kadınların temel hak ve özgürlüklerinin tanınması için mücadele eden bir aileden, Dilipak ailesinden bahsediyoruz. Sadece kendisiyle değil, eşi Asiye Dilipak'la, çocuklarıyla birlikte, gelinleriyle, kızlarıyla, damatlarıyla birlikte bu davaya gönül vermiş insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hiçbir makam mevki peşinde de koşmamışlar. Hiçbir şekilde bir makam mevki talepleri de olmamış. Abdurrahman Dilipak 50 yıldır yazı yazıyor. Hangi resmi makamı almış? Hangi mevkiye getirilmiş? Akil insanlar heyetine Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördü. Bilabedel diğer akil adamlar heyetinde olanlar gibi o da köşe köşe Anadolu'da kendisine görev verilen illerde dolaştı. Bilgilerini aktardı. Oradaki bilgileri topladı. Sonuçta da rapor haline getirildi. Hatta o normal rapordan ayrıca bir de ayrıca kendisi de rapor hazırladı. Dolayısıyla hiçbir mevkiye getirilmemiş bir insandan bahsediyoruz. Bir de İnsan Hakları Kurulu'yla ilgili bir AK Parti'nin ilk yıllarında başörtü yasağını nasıl çözebiliriz diye fikir egzersizi yapılırken oluşturulan bir insan haklarıyla ilgili bir yapılanma vardı. Orada yine bildiğim kadarıyla yine bahsettiğiniz şeyler tamamen STK faaliyeti dahilinde. Evet, genel yine, müdürlüğü, evet, bir vekilliği, evet, ne bir işte siyasi parti yöneticiliği hiçbir şey yapmamış Dilip. Hiçbir resmi makamın genel müdürlüğü, şu belediye başkanlığı, bu milletvekilliği vesaire şeklinde bir talebi olmamış kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede şahsen benim de gönlümü yaralayan, Asiye Hanım'ın da gönlünü yaralayan, ki o yazıda onu görünce ben aynı duyguları hissettiğimi hatırladım. Tayyip Bey belki o baskılar, o yanlış anlatımlar sonrasında AK Parti ile ilgili bir konuşma yaparken
Abdurrahman Dilipak abi için ifadesini söylerken, kınıyorum derken, evet Tayyip Erdoğan partinin başındadır. Belki kendisine anlatıldığı, aktarıldığı noktada farklı bir düşünce noktasında olduğu için kınıyorum demiş olabilir. Ama Asiye Hanım'la bir ay önce, üç ay önce, beş ay önce evine gelip giden hanımefendiler eğer ayağa kalkıp alkış tutuyorlarsa, hadi bir tane şöyle alkış yaparlar, hadi onu da anlarım. Diyebilirim ki ya ifadeyi yanlış anlamışlar Abdurrahman abinin yazısını. Dolayısıyla öyle bir yanlış anlamadan sonra da böyle bir tepki veriyorlar. Ama sanki büyük bir mücadele verilmiş. Allah başörtü yasakçısı birisine karşı bir mücadele verilmiş. O mücadelenin sonunda da Tayyip Erdoğan son noktayı koymuş. Onlar da ellerini çatlatırcasına alkış tutuyorlar. Ki Asiye Hanım'ın yanına gelip Asiye abla, Asiye abla diyen insanlar bunlar. Sanki Fatih Altaylı'ya başörtülü bilmem neler dedirttiği için özür diletmişler gibi. Oktay Ekşi'ye analarını bile satar bunlar diye söylendiği zaman Tayyip Erdoğan da kınamasını yapmıştı, evet. Ama kınamasını yaptığı zaman biz kimsenin Akit dışında, Abdurrahman Dilipak dışında, biz kimsenin o AK Parti içindeki şimdi Dilipak'a karşı alkış tutanlara, biz içlerinden kimseyi görmedik. Ya Tayyip Erdoğan çok doğru söylüyor, bu Oktay Ekşi de haddini bilsin diyerekten ortaya çıkan, kendisini ön safa çeken hiç kimseyi görmedik. Dolayısıyla herkes kendi konumunu görmesi lazım. Bir anlamda Emine Erdoğan'ın Asiye Dilipak'a verdiği o Erka'ya davası kapsamında da olsa, onun öncesinde Milli Görüş Partileri içerisindeki beraber siyasi çalışmaları da olsa, bu birlikteliği de bozacak şekilde birkaç tane AK Parti içinde AKP'li maalesef olayı bu noktaya getirdi. Ve sonunda da işte bu mektubun, Asiye Dilipak'ın yazdığı "Rabbime niyazımdır" şeklindeki mektubun yazılmasına vesile oldular, sebebiyet verdiler işte, diyelim. Reklama gideceğiz ama şunu da göstermeden, konu bütünlüğü bozulmasın, başka konuya döneceğiz reklamdan sonra, şunu da göstermeden edemeyeceğim. Milli Gazete'nin 11. sayfası, işte o AK Parti'nin hazırlattığı, o kişilere hazırlattığı, işte bilmem nereden bilmem kaç bin euroluk şey getiren, şarap getiren, büyükelçiliğin aldığı şarap şişelerine, kutularına koyduran, işte Doğan grubunun bilmem ne şeyinde yer alan, feminizmin Türkiye'deki temsilcilerinden olduğunu söyleyen kafaların hazırlattığı ve maalesef bizlere yutturduğu diyelim. AK Parti'nin hazırlattırdığı da demeyelim, FETÖ'nün hakim olduğu, çünkü o dün İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Cumhuriyet'teki o 3 kişiden 3.'sü de İşcan soyadlı olan kişi de şöyle bir baktığımız zaman karşımıza ne olarak çıkıyor? Büyükelçi olarak görev yaptığı yerlerde Türkçe olimpiyatları ile ilgili ölümüne mücadele. Tamam, ama şimdi, işte her an bunu görüp geri adım atmamaları için de hiçbir neden yok. Bu nas değil. Ne diyor o İstanbul dedi zaten. Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu nas değil dedi. Şu İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 dün neye neden oluyor biliyor musunuz? Bursa'da bir koca, ben yani okuyup okumamakta bile tereddüt içerisindeyim çünkü çok iğrenç bir şey. Bursa'da bir koca evinden eşiyle tartıştığı için işte bu kanundan dolayı evinden uzaklaştırılıyor. Koca evine geldiğinde bir erkekle karısını kendi yatak odasında basıyor. Eşini cinnet geçiriyor, eşini bıçaklıyor. Adamı öldüresiye dövüyor. İntihar etmeye çalışırken gözaltına alınıyor, tutuluyor. İşte o kocanın cinnetinden de bu yasa sorumludur. Bu feministler sorumludur. O içki şişelerini yurt dışından getirenler sorumludur. O kadının bıçaklanmasından da yine onlar sorumludur. Çünkü böylesine bir kanunu, böylesine bir çalışmanın içine gitmiştir. Maalesef bizler de bunları uyardığımız için, anlattığımız için
İşte şu an Dilipak'ta bu durumda. Türk toplumunun örflerini, adetlerini kökünden kazıma iddiasındaki bir sözleşmeden diyelim, bahsediyoruz. Reklama gidelim. Bir cümle Manisa'dan Demirci Anadolu Gençlik Derneği şu an bizi izliyorlarmış, sağ olsunlar. Bizler milli görüşçüler, Saadet Partililer Allah için sizleri seviyoruz diyor. Manisa Demirci Anadolu Gençlik Derneği Şuurlu Dersler programımızın gündemi Abdurrahman Dilipak abimizdi. Kendisine yasinler ve dualar edildi. Selam ve dua ile diyor. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Reklama gidelim. Döndükten sonra Atatürk'le soygun nasıl yapılıyor bu ülkede, onu konuşalım biraz. Evet, manşetlerin dili kaldığı yerden devam ediyor. Yönetmenimiz hemen Akit'in manşetini de ekrana versin. Onu da konuşalım. Ondan sonrasında Cumhuriyet Karar Sözcü kimin kuyruğuna takılmış yine, onu da biraz anlatacağız. Manşeti verelim arkadaşlar ekrana. Atatürk maskesiyle 7,5 milyonluk vurgun. Yılmaz Özdil çarptı. İşte Atatürk leblebiyi çok severdi. Atatürk Ray-Ban gözlük takardı kitabıyla. 2500 lira 1881 tane bastı. Tanesini 2500 liradan yokluk, açlık içerisindeyiz, çöpten ekmek yiyoruz, bittik, öldük diyen kitle de girdi kuyruğa o kitabı almak için. O kitabı yetişen aldı, yetişemeyen gözyaşlarına boğuldu. Evinin yolunu tuttu. Hatta yetmedi. Şu ikinci el eşya satan web sitelerine 2500 liraya almayı başarabilen o açlık içerisinde, yoksulluk içerisinde ezilen solcu kardeşlerimiz 2500 liraya aldıkları kitabı da 5-6 bin liraya koydu. Başka yerde de bulamazsın. Sadece 1881 tane üretildi bundan. 1938'de vefat etti Mustafa Kemal. Demek ki 1938 bassaydı aslında daha karlı olacaklardı o durumda. Onu da herhalde bir dahaki şeye saklıyor. Onun bir benzeri bugün Akit'in manşetinde Faruk Arslan'ın haberi. Diyor ki Atatürk maskesiyle 7,5 milyonluk vurgun, 5816 sayılı kanunun kaldırılması için pankart açan vatandaşa bile ceza davaları açılırken şu beyefendi okulun ismini, istismar bu işte, okulun ismini Mustafa Kemal koyuyor. 400 öğrenci, 400 veliyi dolandırıyor, 7,5 milyon çarpıyor. Villasında 122 kök, artık ne bitkisiyse bu bilmiyorum, uyuşturucu imal ediliyormuş. 50 gram plaka esrar, 15 sentetik hap, 80 gram toz esrar, 150 gram kenevir tohumu ele geçiriliyor. 1 kilo 650 gram da skunkmuş. Skunk da ne işte bilmiyoruz onu. Ele geçiriliyor. Adeta torbacıları aratmıyormuş. Evi skunk diyor yönetmenim onun ismini. Bilmiyorum ben tabii ne olduğunu. 7,5 milyon liralık da vurgunla okulu kapatıp gidiyorlar. Okul çocukları eğitmek üzere açılmış bir yuva ama maalesef uyuşturucu. Tam tersi, yani uyuşturucudan korumak için, kötü alışkanlıklardan korumak için ayrıca da çocuklarımızı yetiştirmek üzere okula yolluyoruz. O okul hem de normal bir okulda değil, özel bir okul ve o özel okulun özel bir ismi var. Mustafa Kemal ismi var. Mustafa Kemal okulları. Ama geliyorsunuz bakıyorsunuz ki tam tersi bir zihniyetle karşı karşıya. Canan Kaftancıoğlu kalıyor. Haklı mı? Atatürk istismarı yapıyorlar diyorlar. Kullanıyorlar. Atatürk'ü evet. Kullanıyorlar dedi ama sonrasından vazgeçti. Kendisi de Atatürk'ü kullanmaya başladı ki Atatürk ismini sarf etmeye başladı. Ama öncesinde diyordu ki ben Gazi Mustafa Kemal ifadesini daha doğru görüyorum. Atatürk ismini kullananlar aslında Atatürk'ü kullanmak istiyorlar diyordu. Geldik en sonunda Canan Kaftancıoğlu da Atatürk demeye başladı. Şimdi burada Mustafa Kemal'in ismiyle okulu kurmuş. Ondan sonrasında da o 400 tane veliden paralar da toplanmış. Peşin verirseniz şu kadar indirim olur vesaire diye bir cazibe noktası da buluşturmuş ve kendisi de bu kişinin avukatmış. Şimdi Antalya Barosu acaba bu avukat hakkında ki ilgili şahıs hakkında şikayetler vesaire olduktan sonra da suç ceza hakimliğince de tutuklandığına göre acaba şimdi tam da Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi bunların suç işleme ayrıcalığı mı var? Yoksa herkes gibi eşit midirler? Ve herhangi bir emniyetteki bir müdür, bir kaymakam, bir herhangi bir vali yardımcısı, devlet görevlisi eğer bir suç
suç işleyip de tutuklanırsa hemen görevden de uzaklaştırılır. Ama bu kişiler avukatlığa devam edecekler mi? Cezaevinde nasıl avukatlık yapılır diye merak edenler olursa bürosundaki yaparlar. Kişiler UYAP'tan ilgili işlemleri devam ettirebilirler. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın da hatırlatması oydu. Ama işin ilginç yanı şu. Şimdi Atatürk maskesiyle bu soygunu yapıyorlar. Bu Akit'te manşet oluyor. Bir başka gazete var, Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi de dolarlarla bir Rıza'nın resmini basmışlar. Kara para pozu demişler. Hayırsever Zarab'ın kara para pozu demişler. Ve oradan bir yolsuzluk haberi kendilerince üretmişler. Sadece o da değil. Arkadaşlar kararı, Sözcü'yü, Cumhuriyeti verebiliyorsak peş peşe verelim. Yine bir şeyler, yine hani o WikiLeaks belgelerini hatırlayın. Ya ben bu konuda Akit'in tavrını hakikaten çok takdirle karşılıyorum. Yani burada bu kurumda çalıştığım için de değil. O WikiLeaks belgeleri ilk sızdığı günlerde Akit dedi ki bu operasyon. Bütün gazeteler, bizim gazeteler de yani bizimle hani benzeri düşüncelere sahip gazeteler de, bizim mahalle diyelim, evet, bizim mahallenin gazeteleri de üzerine atladı. Önden, halbuki şu oldu, önden hiç AK Parti hükümetine operasyon çekecek malzemeleri sızdırmadılar. Önden dedikodu tarzında, belki muhalefeti de rahatsız edecek 3-5 parça bir şey sızdırdılar ki sonrasında asıl yalanları sıralamaya başlayınca desinler ki ya kardeş siz de yayınlıyordunuz daha düne kadar bu işi diye. Akit o günden bugüne her zaman WikiLeaks belgeleri için kullandığı ifade operasyon sızıntısı. Taraf gazetesi için ilk günden bugüne kullandığı ifade operasyon gazetesi. Bakın yani hani FETÖ'nün FETÖ olduğu dönemde Taraf gazetesinin arkasına dizilenler, manşetlerini manşetlerine taşıyanlar, onun manşetini bir sonraki gün manşetine taşıyanlar için Akit gazetesi bu gazete operasyon gazetesi diyordu. Şimdi de benzeri bir operasyon, siz giriş yaptınız diye hemen söylüyorum. Bakın kararda yine takılmışlar bir şeyin peşine gidiyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz, gönlüm bu arkadaşların bilinçsiz gitmesinden yana. Ama bilinçli de gidiyorlarsa bu bir ihanet. Zarrab için bir ihanet değil. Bana ne Zarrab'tan? Hali ortada. Türkiye'yi sattı. Biz İran'la dönemin, hatırlayın, Enerji Bakanı ne dedi? Gider patatesle takas ederiz, yine o gazı alırız dedi denilen dönemde Halkbank'a operasyonda kullanıldı bu adamlar. Ama dönüp baktığımızda birileri yine o sızıntıyı bir şekilde Türkiye'ye karşı operasyon malzemesi için sahaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi Akit'in yaptığı yolsuzluk haberini Sözcü Cumhuriyet yapamıyor. Atatürk maskesiyle 7,5 milyonluk vurgun. Buradaki vurgunun adı ne? Velilerden, Türk ailelerden toplanan paradan bahsediyoruz. Haksız yere alınan paralar ve sonrasında verilmeyecek hizmet, çünkü okul kapanmış durumda. Bu sene için 2020-2021 eğitim yılı için toplanan paralar cebe atılmış ama ortada verilecek hizmet için ne öğretmenler var ne de okulda bir çalışma var. Bu dört dörtlük bir yolsuzluk. Akit manşetine taşımış mı? Taşımış. Hem isim istismarı açısından taşımış, hem de bir avukatın uyuşturucu vesaire şeklindeki o çalışmaları, illegal faaliyetleri sebebiyle manşete taşınmış. Peki Sözcü'nün manşetine taşınan, yani bu haberi, bu manşetlik olayı Türk toplumundaki insanların 7,5 milyon lirasını cebellezi yapan bir adamla ilgili bu haberi vermeyi tercih etmeyen Sözcü gazetesi manşetine neyi taşımış? Şimdi dolarlar çıkmış, boyunu geçmiş vesaire. Neyle başlamıştı bu iddialar? 17-25 Aralık'ta 80 milyar dolarlık asrın vurgunuyla başlamıştı. Şimdi nereye gelmişler? 800 milyon dolara gelmişler. Hatta bir yerde de 8 milyon dolara kadar da inmişler. Yani en son nihai noktada 8 milyon dolara kadar iniyorlar. Peki bu yolsuzluk mudur? Yani Antalya'daki bir okul adı altında 400 veliden para toplanmış, 400 Türk ailesinden paralar toplanmış, cebe atılmış. Bunun gibi Rıza Sarraf'ın da yaptığı yolsuzluğa bir bakalım. Ne yapmış Rıza Sarraf? Amerika haydutluğa soyunmuş, İran'a ambargo koydum demiş. İran'dan
herhangi bir şekilde parasal ilişkilere benim iznim olmadan bir hareket geliştiremezsiniz demiş. Rıza Sarraf da ben onunla aynı fikirde, ne dünya görüşüm ne başka bir görüşüm, hiçbir şeyim uyuşmaz. Ama o da bir çakallık yapmış. Yani çakala karşı bir başka çakallık yapmış. Türkiye'deki ailelerin, Türk insanların cebinden bir para mı çalmış? Hayır. Ne yapmış? Amerika'nın koyduğu bu ambargoyu ben deleceğim demiş. Delerken oradan girmiş, buradan çıkmış. Buğday demiş, bilmem ne yapmış. Başka bir şey demiş, başka bir numara. Altın ticareti demiş, mücevher demiş vesaire vesaire. Bir sürü numaralar çevirip sonuç Türk toplumundaki Ahmet'in, Mehmet'in, Murat Alan'ın, Ali Karahasanoğlu'nun cebindeki 5 kuruşu alıp götürmemiş. Mustafa Kemal okullarındaki 400 velinin 7,5 milyonunu götüren avukat Murat gibi herhangi bir şekilde Türkiye'deki insanların cebinden bir parayı almamış. Kamu imkanlarından yararlanarak vergi veyahut da şu herhangi bir kamusal kaynaktan yararlanarak kendisine bir imkan tanımamış. Götürmemiş. Yolsuzluğu Amerikan yasaklarına ambargosunu delme şeklinde bir yolsuzluğu hayata geçirmiş. Şimdi onu manşete taşıyor Sözcü. Yani Amerika'nın polisliğine soyunuyor. Ben Rıza Sarraf bunu yapsın anlamında bir şey söylemiyorum. Ama Amerika haydutluk yapmış, çakallık yapmış. Rıza Sarraf da o çakallığı delmek için başka bir çakallık yapmış. Ama bu arada Türk toplumunun da cebinden veyahut da bütçesinden, hazinesinden tek kuruş para çıkmamış. Tam aksine para girmiş. Hani diyordular ya, dalga geçiyordular. Cari açığın bilmem ne kadarını bu adam kapatıyormuş. Ha 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 yapıyor. Kapatmıyor muydu? Yani 7 milyar dolar kağıt üzerinde de olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa Türk dış ticaretiyle ilgili olarak bir para alışverişinde Türk, şöyle söyleyeyim, örneğin Halkbank'ı çok uzun süre tartıştılar. Halkbank bu işten komisyon almadı mı? Aldı. Sonuç itibariyle de kasasına para girmedi mi? Girdi. Peki bu işi yapmasaydı Halkbank daha fazla mı para kazanmış olacaktı? Hayır. Sonuçta bu işten dolayı komisyonunu aldı. Komisyonunu aldığı için de kasasına daha fazla para girmiş oldu. Ali Bey bakın ne diyor? Standard Charter 2007-2016 yılları arasında, bu adam 2013 için sonuydu bu adamla ilgili operasyon başladığında. 2016'ya kadar 5.8 milyar doları aşan para akışını devam ettirmiş. İngiltere Merkez Bankası Türkiye'deki soruşturmanın başlaması ve Zarrab'ın tutuklanmasından sonra da işlemlerini sürdürmüş. Evet. Almanya Merkez Bankası, Almanya merkezli Deutsche Bank, Zarrab şirketleri için 29 milyon dolarlık para nakli gerçekleştirmiş diyor. Şimdi dönüp baktığımızda bunlar ne zaman olmuş? İşte sizin o dediğiniz operasyon var ya, o operasyondan sonra olmuş. Yani aslında paranın kanalize, hani İran'a doğru hareketini bu bankalar üzerinden, Birleşik Arap Emirlikleri var burada, onun üzerinden, Almanya üzerinden, İngiltere üzerinden hareket ettiririzin derdine düşmüşler. Yani amaç Türkiye'nin bu işteki aracılık ve aracılıktan elde ettiği komisyonu sıfırlamaya çalışmışlar. Bundan kim rahatsız oluyor? Bu gazeteler rahatsız oluyor. Şurada var mı dediğiniz gibi, işte Türkiye'den de şu teşviği aldı, bunu çaldı, bunu yedi dediğinilebilecek bir Türk parasını bana ne Amerikan'ın derdinden? Ne? Hayır. Türk parasını yedi diye. Hayır Ali Bey, Amerikan doları zarara uğruyorsa bu işten bana ne? Amerika'daki bir avuç Yahudi sermayesi, bir avuç Siyonist sermayesi bu işten mağdur oluyorsa bana ne? Ben niye bunun derdine düşeyim? Bakın sabah gelirken Alman gazetelerini taradım. Aynen bu web sitelerinde, hani bizde gazeteleri diziyorlar ya, Alman gazetelerini taradım. Bir tane şu habere benzer bir haber görmedim. Bir tane yok ya. Deutsche Bank şu işi yapmış dedikleri bir tane haber yok ortada. Niye? Adam şöyle düşünüyor. Almanya bu işten zararlı değil ki. Beni ne ilgilendirir İngiltere'nin bu işteki zararı diyor. Bana ne o banka işler? Kabul etti. Amerika ile oturdu, bitti. Pazarlığa girdi ve cezayı da ödedi. Hayır yani. Oradaki komisyonlarla ilgili o banka ayağı bambaşka bir olay. Ama Rıza Sarraf işte şu kadar yolsuzluk yaptı. Ne yolsuzluğu yaptı? Türkiye'nin bütçesinden veya bizim cebimizden ne aldı diye sorduğum zaman tıs. Hiçbir şey gösteremiyor. Amerika'nın cebinden bir şey aldı. Amerika'nın cebinden, İran'ın cebinden. Evet, İran'ın da cebinden aldı. Zaten şöyle düşün. Yani İran'ın başka bir çıkar yolu yoktu. Yapamayacaktı. Hayır, bir de Ali Bey şöyle düşünün. Şimdi Amerika Zarrab'ı yargılamak istiyor.
İran Zarrab'ı yargılamak istiyor. Cumhuriyete ne oluyor? Sözcüye ne oluyor? Karara ne oluyor? Veyahut da Amerika Rıza Zarrab'ı yargılarken Mehmet Hakan Atilla'yı tutukluyor. Rıza Zarrab'ı serbest bırakıyor. Güya Rıza Zarrab Amerika'nın menfaatlerine aykırı davranmıştı. Ama Rıza Zarrab'ı bırakıyor, serbest bırakıyor. İş kime kalıyor? Cumhuriyet Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne, Karar Gazetesi'ne. Kardeşim Amerika bıraktı Rıza Zarrab'ı ya. Amerika'nın bıraktığı Rıza Zarrab'ı hala Amerikan menfaatlerini ihlal etmekten yargılamaya devam ediyor Karar Gazetesi. Size ne kardeşim ya? Hiç. Amerika kendisi ben zarara uğradım dedi. Ya ama ondan işte sonra benim kurallarımı ihlal ettiniz dedi. Sonra Rıza Zarrab'ı baktı kullanabiliyor. Başka işlerde de kullanabilecek. Tabii, aldı çıkarttı. Başka işlerde şu an kullanmaya devam ediyor. Ama o Rıza Zarrab üzerinden Türkiye'yi kötülemeye Karar Gazetesi, Sözcü Gazetesi soyunuyor. Dolayısıyla bu da işin bir yönü. Ondan sonra geldiğimiz zaman şu anlık açıklanan rakamlar ve bilgiler daha çok işte Deutsche Bank, HSCB bankalarıyla ilgili Türkiye açısından da daha çok bu tür bankalar. Ama yarın öbür gün başka bankalara da belki kamu bankalarına da çamur sıçratmaya çalışacaklardır büyük ihtimalle. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın. Deutsche Bank gidiyor Amerika ile anlaşıyor para cezasını. Benim suçum tamam diyor, sabittir diyor. Türkiye'de herhangi bir bankanın aslında böyle bir suç için kabullenmesi abi, yok. Korktuğu için. Şimdi Almanlar boyun eğiyor. Niye? Ülkesinde 70 binden fazla Amerikan askeri var hala. Almanlar bu işe boyun eğiyor. İngilizler boyun eğiyor. Türkiye ise ne yapıyor? Orada haksız yere jüri heyeti değiştirilerek oluşturulmuş mahkemede FETÖ'cülerin iftirasıyla yargılanıp ceza alan Hakan Atilla orada alnının akıyla o sürgünü, o zindan hayatını çektikten sonra geliyor. Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi devreye giriyor. İMKB'nin bir de başına geçiriyor. Adeta Amerika'yla alay eder gibi. Bakın işte siz bunu yapıyorsanız biz de bunu yapıyoruz der gibi. Dolayısıyla Rıza Zarrab olayında da benim kanaatim Türkiye'nin herhangi bir girdiği zarar vesaire söz konusu değil. Eğer bir şey düşünecek kişiler varsa onu Amerikalılar düşünsünler veya başka kişiler düşünsün, İranlılar düşünsün. Bu noktada Türkiye'nin herhangi bir kaybı olmadığı kanaatindeyim. Vardır diyen de çıksın desin. Söylesin, ki Türkiye'nin şu kaybı vardır, şu zarara uğramıştır. Evet, şu zarara uğramıştır Türkiye. Türkiye'nin milli menfaatleri şu şekilde zedelenmiştir diyebiliyorlarsa desinler. Ama öbür taraftan baktığın zaman birçok banka, uluslararası banka bu yeni açıklanan belgeler çerçevesinde usulsüz para trafiklerinden bahsediliyor. O usulsüz para trafiklerinde işte 800 milyon dolardan bahsediliyor. Kaynağı belirsiz vesaire vesaire diye bir takdim yapılıyor. İyi güzel de kardeşim toplam trafiği siz söyleyin. Toplam trafiği söyledikten sonra ondan sonra da deyin ki 800 milyon dolarlık trafiğin sebebi belli değil. Her şey onun failleri kimlerse bulsunlar çıkarsınlar. Ama bu dünyada uyuşturucu parasından insanlar trilyoner oluyor. Başka mal kaçakçılığından trilyoner olan insanlar var. Silah kaçakçılığından trilyoner olan insanlar var. Hatta ve hatta PYD'ye bedava silah veren Amerika'dan bahsediyoruz. Bu trafikler varken, bu uyuşturucu trafiği varken bu belgeler sızdırıldı, şu oldu, bu oldu deyip hemen arkasından da Rıza Zarrab'ı koyup Rıza Zarrab'ın da sanki Türkiye'nin imkanlarını kendi cebine atmış gibi algı çalışması yapılması sahtekarlıktır. Eğer bir yolsuzluk haberi yapacaklarsa işte Antalya'da Mustafa Kemal adıyla kurulan o okulda 400 tane Türk ailenin parasını cebine atan adamın haberini buyursunlar, yapsınlar. Ben söylemiyorum. Veyahut da Cumhuriyet Gazetesi'nde dün manşete çıkan o şarapla ilgili davada ki o kişi de beraat etmiş onu da belirtelim. Hı hı. Yani beraat ederken de hakimler nasıl beraat kararı verdi onu da merak ediyorum. Belki şimdi ben açıklama yapacağım diyecektir. Ama
şunu izah etmesini ben beklerim. Siz büyükelçiliğe şarap alıyorsunuz, büyükelçiliğe aldığınız şarapların kolilerini saklıyorsunuz. Belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra kendiniz şarap aldığınız zaman o kolilerin içerisine şarapları koyuyorsunuz ve öyle 3 tane, 5 tane, 5 şişe şaraptan da bahsetmiyoruz. Binlerce liralık şaraptan bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni biz hazırladık diyen bir emekli büyükelçiden bahsediyoruz. Bir monşerden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bunları pazarlayanlar, bunları Türkiye'ye güzel insanlar gibi, kadın haklarına saygılı insanlar gibi takdim edenler, geliyorsunuz. Atatürk maskesiyle soygunlar yapılıyor, gözlerini kapatıp yollarına bakın, devam Ali Bey, ediyorlar. Nasıl dolandırmışlar, vatandaş anlatıyor. Bir cümle söyleyeyim, sonra başka bir konuya geçelim. Diyor ki, Aytaç Çelebi, öğrenci velisi, öyle bir günün manşete çektiği bir otobüs şoförü, bir ambulans sürücüsü, bir 112 çalışanı, ismini gizli tutan bir hemşire değil. İsmini veren bir öğrenci velisi. Diyor ki Aytaç Çelebi Bey, sırf isminden dolayı çocuğumuzu özel Mustafa Kemal okuluna kayıt ettirdik. Sırf isminden dolayı. 18.389 TL paramızı aldılar diyor. Uyuşturucu olayından sonra çocuğumuzu böyle şaibeli bir yerde okutmaktan vazgeçip paramızı geri istediğimizde ise hesaplarımız bloke edildi dediler. Şimdi de ortalarda yoklar, kaçtı gittiler diyor. Bakın sırf isminden dolayı, evet işte sözcü sen Atatürkçüsün ya, Cumhuriyet sen Atatürkçüsün ya, bir Mustafa Kemal aşığını dolandırmışlar. Akit buna ulaşıp haber yapıyor, sözcü de Amerikan çıkarları peşinde Rıza Zarrab diyor, Deutsche Bank diyor, Standard bilmem ne diyor ve Amerikan çıkarlarının peşinde koşturuyor. Yarın öbür günde kamu bankalarına belki aleyhinde haberler yapacak. Devamı gelir. Tabii Alman gazetelerine baksınlar bakalım. Var kendi mı? Kendi bankaları için böyle ahlaksızca söylerler yapılıyor mu? Söylerler mi? Evet arkadaşlar, bu konuyu kapattık. Yeni Şafak'ın manşetini alalım. Şimdi mini mini birler okula başladı. Çok da güzel başladılar. Birer günde olsa en azından küçük yavrularımız okul heyecanını yaşıyorlar. Ama evde kalanlar şöyle bir sorun yaşıyorlar. Bir kısmı en azından. Evde bir bilgisayar, bir tablet varsa, iki çocuk varsa EBA çakışıyor. Derste bir sıkıntı yaşayacaklar bir bölümü. Bununla ilgili bir çalışma olacağı söyleniyor. Ders programının birbiriyle çakışmayacak hale getirileceği söyleniyor. Ama şu an acil bir çözüm bekleyen şey var. Ne var? İşte şu tablet ya da bilgisayarlar var ya, bununla ilgili bir dijital seferberlik başlıyor. Aselsan, Roketsan, işte T3 Vakfı ki yine sözcünün, Cumhuriyet'in hedefindeydi bu vakıf. Bu vakıflar el birliği yapıp bir kampanya başlatıyor. Sayın İmamoğlu da bir kampanya başlatıyor. Onu da konuşacağız. Onun kampanyasının nasıl olduğunu. CHP'nin aslında fikir babalığını yaptığı bir kampanya başlatılıyor, yürüyor. Küçük yavrularımız tablete kavuşuyor. En azından bu konuda şeyi olmayanlar, bu konuda sıkıntısı olanlar için bir seferberlik başlatıyor. Bir de akşamın şeyini verelim arkadaşlar. Haberini verelim bununla ilgili. Hemen birinci sayfasında 18 bin tablet çocuklar okusun diye Baykal Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar 5 bin tablet olmak üzere TUSAŞ, Roketsan ve diğerleri 18 bin tablete ulaştı. Acun Ilıcalı da 7,5 milyon TL topladı diyor. Böyle bir çalışma yapıyorlar. Şimdi Acun Ilıcalı'yı karıştırınca tabii önce eleştiriyle başlayalım. Acun Ilıcalı önce toplumun ahlakını bozuyor. O çocukların ahlakını bozuyor. Ondan sonra da oradan kazandığı yüksek paraların bir miktarını vererek kendisini meşrulaştırmaya çalışıyor. Benim gönlümden geçen şudur. Acun Ilıcalı ne toplumun ahlakını bozacak yayınlar yapsın, ne de böyle bir hizmete de imza atsın. Çünkü yanlış işlerden toplanan paralardan gelen parayla hayır işi olmaz. Benim samimi kanaatim bu. Dürüst işler yapan Selçuk Bayraktar, insansız hava uçaklarından, silahlı hava uçaklarından, yaptığı hizmetler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da evvelki dönemde AK Partili ismin başkanlığı döneminde T3 Vakfı ile yaptıkları bir anlaşma çerçevesinde ortaokul, lise öğrencilerine verdikleri tecrübeleri aktaran, o teknolojik
konulardaki bilgi aktarımını yapan çalışmalarını bir anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra bu vakfa şu kadar para aktarılmış diye yalan, iftira dolu açıklamalar yaptı. Selçuk Bayraktar da çıktı, dedi ki bizim vakfımızın cebine, kasasına giren tek kuruş bir yardımı yok belediyenin. Tam aksine bizim çalışanlarımızın gidip gönüllü olarak verdiği destekler var. Bizden çıkan para var. Giren bir para söz konusu değil dedi. Bunu düzelt Ekrem İmamoğlu, yoksa düzeltmiyorsan ben bu çalışmadan geri çekiliyorum dedi. Ekrem İmamoğlu sus pus kaldı. 10 gün sonra da Selçuk Bayraktar o çalışmadan, Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliğinden vazgeçti. Şimdi başka çatılar altında, başka vakıflarla işbirliği yaparak o hizmetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu noktada şimdi bazı ailelerimizin gerçekten çocuklarının belki internete ulaşma noktasında veyahut da bilgisayar noktasında bazı sıkıntıları olabilir. Bu noktada şahsen ben CHP'nin bu noktaya eğilmesini de doğru buluyorum. İlk verelim arkadaşlar bir haberini ama çarpıtmak Kemal, doğru değil. Tamam, ilk, doğru. İlk aşamada Ekrem İmamoğlu'ndan da önce Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki üzerine. Şu kadar milyon insanımız, çocuğumuz interneti yok veya bilgisayarı yok dedi. Ben o kadar bilgisayarı olmayan ev olduğunu zannetmiyorum. Bey, ama ne ama kadar oluyor? 10 tane de olsa onların haberini eksiklerini gidermemiz lazım. Ali Bey öyle dedi ama sizin söylediğiniz kadar iyi niyetle söylemedi. Şöyle dedi. Eğer bu işi beceremeyecekseniz dedi, çekilin. Bu işi CHP'li belediyeler halledecek dedi. O sorunun tamamını biz çözmeye talibiz dedi. Verin arkadaşlar, o Hürriyet'in manşeti vardı. Hürriyet'in manşetinde söylüyordu. Diyordu ki CHP'li belediyeler öğrenciye bilgisayar ve tablet almaya talip, önümüzden çekilin, ücretsiz interneti de biz vereceğiz diyordu. Evet. Sonra başlattılar, tamam. İmamoğlu evet yapacağız, vereceğiz dedi. Hala arkadaşlar verecek yalnız bizim ekrana da geliyor evet. Diyor. Gelir verecek. O. Şimdi burada evet, tabii... Evet bu değil. Çekin arkadaşlar, çok güzel, iyi çalıştık. İç sayfadan herhalde evet. Siz söylüyorsunuz. Önceki günlerden bir haberdi de onu atacaklar onu şimdi ekrana. Şimdi 4-5 yıl önce, 6 yıl önce Fatih projesi başlamıştı. Tablet bütün öğrencilere verilme noktasında. Allah vay efendim, tabletle ne olacaktı, şuydu buydu. Bakın ne kadar doğru bir kıyameti çalışma kopardı. Olduğu ama o tabletlerle neler neler yapılacak dediler. Bakın, pornoma dokunma deyip Taksim'de yürüyen adamlar bir anda aklına o tabletle neler neler yapılacak şeklinde bir şey geldi ve onu da akamete uğrattılar. Evet, onu da akamete uğrattılar. Yani 5 yıl önce başlatılan o çalışmayı bir anlamda itibarsızlaştırarak evet, bir Ali Bey bir es verelim mi? Milli Eğitim Bakanı evet. Ziya Selçuk konuşuyormuş. Ona dönelim, sonra geri geleceğiz, konuşacağız. Tam da konu tevafuk. Evet Sayın Bakan, bir revizyon, bir düzeltme yapacağız dedi. Haliyle Eylül'ün başına kadar da bir algı vardı bilim kurulundan. Hani korona zayıflar, zayıflarsa okulları açabiliriz diye bir şey vardı. Ama gelinen noktada görüldü ki çocuklarımızın okula gitmesi, gitmemesi, gitmesinden daha iyi bir noktada duruyor. Çünkü okulda kendi aralarında taşıdıkları ve kendileri için çok fazla ölümcül durum arz etmeyen koronayı evde yaşlı bireylere, dedelerimize, babalarımıza, amcalarımıza taşıma noktasında ciddi bir sıkıntıya neden olabileceği düşünüldü ve EBA'dan eğitime devam edildi. Bir belirsizlik var. Bütün dünyada bir belirsizlik var. Amerika'da da bazı eyaletlerde açılmış birkaç eyalet. Kalanında ne yapacağını düşünüyorlar daha. Nasıl bir yol izleyeceğimizi. Haliyle izleyicilerimiz de şimdi dert yakınıyor. Mesela bir izleyicimiz 3 bilgisayar var evde ama 3'üyle de EBA'ya giremiyoruz diyor. Belli bir yoğunluk oluşuyor o serverlarda. Muhtemelen bunun çözümüne ilişkin de bir çalışma içerisinde olduklarının biraz daha sabredilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Sayın Bakan, konuya İsmail kulağıma bir şey söyledi, şeyim bozuldu, koordinasyon bozuldu. CHP'li belediyeler biraz önce evet, istemişti. Oradan biz devam edelim. Bakın hemen peşinden bir haber daha var. Sayın Kılıçdaroğlu, siz de dediniz ya doğru bir çalışma ama ben de geçen haftaki ilk açıklamasını evet, ben kastediyorum. İşte çekilin CHP'nin önünden, bu işi halleder CHP'li belediyeler dedi. Hadi buyurun halledin denildiğinde ne oldu? Arkadaşlar verelim onu da ekrana. En baba belediyesi, yani işgal ettikleri en sükseli belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İmamoğlu çıktı dedi ki 200 tablet
vereceğiz dedi. Şöyle bir döndüm baktım o 200 tabletle ilgili, işte bu İBB'de her kademedeki öğrenciye destek, ama bakın Yeni Mesaj gazetesinde buldu arkadaşlar. Her kademedeki toplam 200 tablet verilecek. Hani bu biraz da fıtratlarında var. 200 değil ya, 200 kadar tablet. İşte 200 diyelim biz yine. Fıtratlarında bu var. Hatırlıyor musunuz? Bülent Ecevit'in, eski başbakan Bülent Ecevit'in doğuya bir kalkınma hamlesi başlatacağız demişti. Çiftçilere destek yapacağız demişti. Hesap edilmişti ki 7200 köye bir tavuk düşüyor. Bir tavuk sadece. Şimdi burada da o her kademedeki öğrenciye destek 200'e yakın. Hadi ben iyi niyetli davranayım bu defa da 200 tablet. Ya şöyle bir şey aklıma geldi. Hatırlıyor musunuz? Bu yılın ortasında İmamoğlu muhtarlara telefon dağıttı. Kaç tane dağıtmış diye sordum, baktırdım. 962 tane dağıtmış. Telefonlar kaç lira diye baktırdım. 2 milyon 510 bin lira sadece muhtarlara telefon için harcanmış. Çünkü muhtarlardan şunu umut ediyor. Yarın sandıklar, pusulalar hazırlanırken bir aktivasyon bekliyor. Gönlünü kazanmak istiyor. Ama öğrenciler, onlar önemli değil. Onlar boşver. Yani İstanbul'da 960 tane muhtar var. 960'ına işte birden veriyor. Ama İstanbul'da diyelim ki 3 milyon, 4 milyon öğrenci varsa 200 kadar. İşte tamam. Bir manşeti tekrar geri getirelim, o CHP manşetini. Çekilin CHP'li belediyelerin önünden, biz yaparız dedi ya. İşte buyurun. Çekildik önünüzden. Yapın. Evet. Ben Fatih Projesi'nin o tarihte başlatıldığı zaman doğru bir adım olduğunu, ama belki yazılımsal olarak o tabletlerde herhangi bir şekilde ders dışında herhangi bir şey yapılmaması noktasında gerekli adımların, projenin hızlandırılması gerektiği kanaatindeydim. Fakat başarıyla tamamlanamadı. Bir miktar dağıtıldı. Sonrasında da muhalefetin ya işte olmaz mı olmaz şeklindeki olumsuz yönlendirmeleriyle vazgeçildi gibi görünüyor. Ama bugün itibariyle görüyoruz ki o koronavirüs tablete öğrencilerimizi mahkum ediyor. Ya. Dolayısıyla bu CHP'nin öngörüsüzlüğünü veyahut da herhangi bir şekilde ileriyi de görebilme noktasındaki başarısızlığının arkasına kimse takılmaması gerekir. Belki başlatılan o projenin... Ben yine o kadar iyi niyetli bakmıyorum olaya. Aslında öngörüsüzlük değil. Bunu AK Parti yapmamalı. Tabii. Hükümet bunu yapmamalı. Nasıl oluruz da engel oluruz? Onlar da biliyorlar. Bakın akıllı tahtalar, eskiden öğretmenler tebeşir tozu içinde boğuluyordu. Çocuklar mahvoluyordu. Şu an içinde belki sonuçta koronavirüslü günlerde belki biraz daha azaldıktan sonra eğitim artarsa veyahut da bir günlük eğitimde bile düşünün, tebeşir tozuyla tahtayı sildiğini düşünün bir öğretmenin. Eğer çocuklardan birisinde koronavirüs varsa o tebeşir tozlarıyla yayılmayı düşünün. Şimdi akıllı tahtalarla en azından o ihtimal de ortadan kaldırılmış oluyor. Ama ve lakin işte CHP kafası her şeye istemezlik, hayır. Ama eğitimle ilgili bu konuya girdikten sonra ben şimdi vaktimiz kalmayacak diye endişe ediyorum. Çünkü önemli görüyorum. Belki de konuştuğumuz şeylerin içerisinde en önemlilerinden birisi olarak görüyorum. Milli Gazete'de var. Saadet Partisi'nin geldiği noktayı tanımlama açısından çok önemli bir husus. Karamollaoğlu açıklama yapmış. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı, madde madde eğitim manifestosunu açıklamış. O eğitim manifestosunda benim imam hatiplerle ilgili bir ifadeye gözüm takıldı. Arkadaşlar verebilirlerse, benim önümdeki küpür de çok küçük. Şimdi yanlış bir okuma yaparsak. Hangi sayfada? Birinci sayfa manşette. Manşette. Dolayısıyla yanlış bir okuma yapacak olursak Saadet Partili kardeşlerimiz, aşağıda madde madde var. O madde maddelerin içerisindeki yanılmıyorsa 11 veya 12. maddeyi büyüterek gösterirlerse bunun ne anlama geldiğini ben şahsen, imam hatipleri bu ülkede çoğaltan, imam hatipleri bir anlamda halkın okulları haline getiren Erbakan'ın çizgisindeki Saadet Partisi'nin geldiği noktayı, CHP ile dirsek teması kuran Saadet Partisi'nin imam hatiplerle ilgili bakış açısına bakın. İmam hatip liselerinin planlaması ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalı. Ne ihtiyacı kardeşim ya? Ne ihtiyacı ya? Bu solcuların, ateistlerin, kemalistlerin, zorbaların ifadesi ya. Yapmayın böyle bir şey. Saadet Partisi
CHP ile ittifak kuruyorsa CHP'yi kendi yanına çekmek zorunda. Kendisi CHP'nin yanına gitmek zorunda değil. İmam Hatip konusundaki ihtiyaçlarmış. İhtiyaça bakarsanız siz, o ihtiyaç söylemine bakarsanız, ihtiyaç kelimesinin içine kendi kafanıza göre bazı şeyleri sokarsanız, ihtiyaç İstanbul'da iki tane. İki tane okul olursa, işte biner kişiden 2000 kişi olursa Türkiye'nin bütün imam ihtiyacını karşılamış olur. Bitti. Senin kafan öyle çalışıyorsa. Hatta o bile çok. Adamlar diyorlar ki ya ne imamı ne camisi ya. 80 bin 100 bin cami çok ya bu ülkede diyorlar. Azaltalım bunu diyorlar. Dolayısıyla sen ihtiyaç kafasıyla yaklaşıyorsan olaya, zaten imam hatiplerin kapısından kilidi vurmak zorundasın. Sen tam da o imam hatipleri kapatmak isteyen 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca, Allah razı olsun ondan, ölümüne mücadele etti ve kendi başbakanlığı döneminde de izin vermedi imam hatiplerin kapatılmasına. Ama işte Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit geldiler. Hüsamettin Cindoruk üçlüsü geldi. O imam hatiplerin orta kısımlarına kilidi vurdular. Şimdi o Bülent Ecevit'in devamı mahiyetindeki CHP ile birlikte Saadet Partisi'nin söylediği lafa bak. İmam Hatip liselerin planlaması ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılmalı. Yani ihtiyaç fazlasını kapatalım. Ben çocuğumu ihtiyaç mı ihtiyaç gözüyle İmam Hatip'e yollamıyorum. Ben çocuğuma Kur'an-ı Kerim bilgisini, tefsir bilgisini, hadis bilgisini, İslam bilgisini öğrenmesi için yolluyorum. Benim çocuğum imam da olacak olsa İmam Hatip'e gitsin diyorum. Benim oğlum, benim kızım hangi mesleği seçecek olursa olsun, kızım ev kadını da olacak olsa İmam Hatip'e gitsin diyorum. İhtiyaç mı ihtiyaç gözüyle bakmıyorum ben. Ben dinini öğrensin diye İmam Hatip'e çocuğumu yolluyorum. İhtiyaç İlahiyat Fakültesi'nde Ali Bey. İmam Hatip'te değil. İşte tam da 28 Şubat'ın bizi bağlamaya çalıştığı nokta. Ölü yıkayıcısı olacaksan İmam Hatip'e. Doktor olacaksan şu okula diyordu. Şimdi ihtiyaçsa İlahiyat Fakültesi'nde, Yüksek İslam Enstitüsü'nde bu konuda eğitim görmek isteyen, bu konuda İslami ilimlerde uzmanlaşmak isteyen kişi evet oraya gider. O işin eğitimini alır. Ama temel lisede ki İmam Hatip'in görevi vatan millet hususunda şuurlu, dini duygularını, dini eğitimini alıp bu şekilde doktor olmayı arzulayan bir adamın hedefi, bir kadının dolayısıyla hedefi. Bütün çocuklarımızın ihtiyacı var. Tabii. Bütün çocuklarımızın İmam Hatip'e zorla göndermeyebilirsiniz. Bitti. O ayrı bir konu. Herkes ama kendi tercihi. Ama bütün isteyen velilerin çocuklarına o okulları imkan olarak tanımak zorundasınız siz. İhtiyaç mı ihtiyaç diye bir şey yok. İhtiyaç hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin çocuklarının dinini öğrenme ihtiyacı var. Saadet Partisi'nin genel başkanı sanki CHP'nin genel başkanı gibi kalkıp da ihtiyaç, yani bir adım sonrası bunun ihtiyaç fazlalarını kapatalım. Altına da bakın, şey ifadesi 12. kullanmış. 12. maddeye baktınız mı? 12. maddede diyor meslek liseleri ilgili sektörlerin ihtiyacı dikkate alınarak planlanmalı. Tamam ama İmam Hatip o zaman şey ilahiyat fakültelerinin ihtiyacı dikkate alınarak İmam Hatipler planla camileri dikkate Kemal alın. Kemal Erdoğan aynısını söylüyordu. Tabii, Çevik tabii. Bir aynısını söylüyordu. Tabii. Diyordu ki ilahiyat fakültesine gitmek isteyen İmam Hatip'ine gitsin. İmam Hatip'inden o kadar İmam Hatip açık olsun. Ne kadar ilahiyat fakültesi varsa o kadar olsun. Hatta ilahiyata giderken onlara fazladan puan da verelim. Başka liselerden gidip de ilahiyatta herhangi bir klasik liseden de öğrenci de olmasın. Yani kapalı devre çalışsınlar bunlar. Ta 13 yaşında tercih edilen bir okul sebebiyle o çocuğun önü de kapansın. Hiçbir şekilde farklı meslekleri tercih etme hakkı da olmasın. Dinini bilen bir kişi ise eğer bu sadece ve sadece camide imam olsun. Kesinlikle hukuk okumasın, hakim olmasın, avukat olmasın, doktor olmasın, mühendis olmasın. Bunu istiyorlardı. Tam da o çevik birler. İşte şimdi geldik ki, Saadet Partisi de bunu söylüyor. Ali Bey olmasın ki tabipler odasına dinini bilen biri aday olmasın. Olmasın ki
İstanbul Barosu'na dinini bilen bir avukat aday olmasın ya da o avukatlar oraya yerleşmesin. Onların tabiriyle sızmasın. Bakın yönetime sızdı diyor ya. Yönetimimize sızıyorlar diyor. Sızmak ne demek ya? Yani düşünün işte bu ifadede ben bunun böyle düşünülerek yapıldığını şey yapmıyorum, düşünmek istemiyorum ama buna hizmet ediyor. Yani bu ifadeden yola çıkarsa yarın öbür gün CHP kafası Allah korusun iktidara gelirse der ki Temel Bey de söylemişti biz İmam Hatiplerle ilgili şu ihtiyacı dikkate alalım. İlahiyat Fakültesi'nin kontenjanı ne? Buna uygun hiç bir şüphe yapalım. Duymuyor bundan yani. Ben hiç şüphe duymuyorum. Eğer Saadet Partisi, CHP ittifakı, eğer Allah korusun bu ülkede Tayyip Erdoğan'ı devirecek olurlarsa iki kere ikinin dört ettiği kadar kesinlikle inanıyorum. Şu aşamada böyle söyleyen bir insan, şu aşamada İmam Hatiplerin çoğalmasından ya sevin ya sen. De ki ne kadar çoğaltabiliyorsanız, ne kadar çok insanlarımızı bu okullara yönlendirebiliyorsak, çünkü o okullarda artık yeni sistemde sosyal bölümleri var, eşit ağırlık bölümleri var, fen bilimleri bölümleri var. Yani fen lisesinde öğretilen derslerin aynısı var. Ha, o şu olabilir, öğretmenleri, fen lisesindeki öğretmenler kadar tecrübeli olmayabilirler. Ama o da devletin bir eksiğidir. Yoksa çocukların... Eğer kendi imkanlarını zorlamak isteyen çocuklar varsa ben hem dinimi öğreneceğim hem de fen bilimlerini öğreneceğim diyen bir öğrencimiz varsa İmam Hatip Lisesi'nde de bu imkana kavuşmuş oluyor. Ama gelin görün ki Şirin Payzınlar'la siz kalkıp da program yaparsanız sabahtan akşama kadar Çağlar Cilara'yla TV5'te program yaptırmaya kalkarsanız gelirsiniz duvara toslarsınız. Ne yapar Çağlar Cilara? Şunu yapar, gelen karşısındaki kişiye işte eşcinsellik sonuç itibariyle Allah'ın yarattığı bir değişik cinstir demeye kalkar. Sonra da o adamı kovmak zorunda kalırsınız. Onlarla oturup kalkacağınıza kendi tabanınızdaki insanlarla siz oturup kalkın, onlarla program yapın, CHP ile gideceğiniz bir yol yok diyoruz. Sonuç itibariyle takke ile bilmem öğretmenlik yapılmaz veyahut da işte başörtüyle öğretmenlik yapılmaz, okulda namaz kılınmaz diyen kafayla evet. Saadet Partisi'nin gideceği bir yer benim kanaatime göre yok. Ama satır aralarına sakladıkları bu ifadelerle Saadet Partisi'nin tabanını da aldatmamaları gerekir. Evet, ben yine de şey yapmak istiyorum. Okurken diyorum ya 11. maddeye baktığımda ilk baştaki bölümü değil de sonraki bölümü o güzel bir temenni var. İmam Hatip liselerinin kalitesi ve niteliği yükseltilmeli. Daha iyi noktalara gelmeli kısmını görmekten yanayım. Böyle düşünmelerini istemekten yanayım. Dua etmekten yanayım diyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik Ali Bey. Bugün Hürriyet'in manşetini verelim. Evet, Hürriyet'in manşetinde tamam. CHP'nin rezaleti var. O da burada. Adam bir video çıkıyor ortaya. Bir belediye başkanından bahsediyoruz. Evet. İyi Partililerin gidip de başkanımızı alamazsınız diye gösteriler yaptığı bir belediye başkanı. O videoda bir kadını öpüyordum ben ama o kadın bu kadın değildi durumu, diyor. O kadınla başka zaman öpmüş. Ya rezil. Durumu rezil. Da kabul ediyor. Evet öptüm ama diyor. O başkası diyor. O başkası yani durumu bunu da başka bir zaman öpmüştüm. Bu ahlaksızlığı ben. Başka biriyle yapmıştım. Bu o ahlaksızlığı. Hayır bununla da yapmıştım da. O başka bir zamandı. Bu başka. Ya rezillik. Çirkin. Bunun çirkin. Hiçbir izah edilir tarzı yanı yok. Evet. CHP'lilerin düştükleri durum işte bu. İyi Partililerin kimlerle ittifak yaptığını da bütün seçmenler görsün. Görsün. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle Ali Bey. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.